Bak da bir geri kanal açıyoruz. Nurhan içine bir su götürmek için. Burası Kütçe Ali'nin değirmeni. Daha önce büyükler bilir. Kütçe Ali'nin değirmeni. Burada bir 3-4 tane değirmeni vardı. Biz küçükken buraya çok değirmene geldik. Değirmenin olduğu yer de burası. Tabii şimdi değirmen denen bir şey kalmamış. Burada da şimdi bir geri su kanalı açıyoruz. Nura su götürmek için. Bugün makinede Reşit Ölen çalışıyor. Ben birazdan gideceğim. Benim başka işlerim var. Adam çalışıyor yani. Bu şekilde. Burası 4 kilometre bir kanal kazıyıp gideceğiz. Bugün buraya başladık. Bizim belki bir hafta 10 gün burada bir işimiz var. Güzel bir su, güzel bir kanal. Suyun güzelliğine baksana. Buz, buz. Buz kesiyor her taraf. Soğuk su. Böyle de adam çalışıyor. Güzel bir yer. Memleketin hali bu. Tabii güzel bir şu karşıda gördüğünüz de Nurak Dağı'dır. Böyle. Yani nasıl anlatayım? Güzel bir yerde çalışıyoruz. Şarıl şarıl suların sesi. Belki makinenin sesinde duymayabilirsiniz ama öyle bir su sesi ki mükemmel diyeyim ben. Burası Nurak. Burada daha önce Değirmen Dere derler buraya. Değirmenler vardı. Böyle 3-5 tane değirmen vardı. Böyle dere boyu, bak gördüğünüz dere boyu değirmenler vardı. Su değirmeni. Ama yetiştirmezlerdi tabii daha elektrik sistemi çıkmadan önce. Şu karşıda gördüğümüz Nurak Dağı. Şimdi böyle bir değirmenler kapandığı için bir havuz yapmışlar. Havuzda bahçeleri sulamak için burada su birikiyor ama şu an bir şelale akıyor. Bu mevsimde bayağı su çok. Sadece 8. aya doğru sular biraz azalıyor. Ona rağmen mükemmel bir yer, güzel bir yer. Biz de burada Nurak'ın içine 4 kilometre bir yola kanal kazıyoruz. Makine şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Çalışıyor. Anlatacaklarım bu kadar. Güzel, şu su sesini size biraz dinletebilirim mesela. Su sesi güzel bir su sesi var. Şalalar. Yani suyun mükemmel bir akışı var. Adam demişti ya, anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Adamın dediği gibi anlatmama gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Süper, süper bir yer. Aynı zamanda piknik alanı, piknikçilerin geldiği bir yer. Tabii piknik alanı burası değil. Biraz daha ileriye doğru, şöyle çevireyim kamerayı. İleri doğru bir dere gidiyor. Şimdi bir motorcu kardeşimiz geliyor. O tarafta piknikten geliyorlar. Şimdi suyun içine baktığım zaman da ufak ufak su yılanları var. Yani onlar zararsız, yani balık diyelim onlara, daha iyidir. Ama onlar yılan olarak geçiyor.
Şöyle bir motorcu kardeşimiz de piknikle geliyor. Onlar çünkü piknik alanı. Bir de bu tarafta göbelek çok olur. Dağda çıkan göbelekler. Onu toplamaya gidiyorlar. Büyük ihtimalle göbelekte de gelmiş olabilirler. Çünkü iki tane genç göbelek toplamaya da gitmiş olabilirler. Dağ karlar duruyor. Güzel bir inşallah sizi de mutlu etmişimdir bu videoyu izlemekle. İyi seyirler derim. İyi günler, iyi akşamlar. Küçük cerit dediniz değil mi? He, küçük cerit. Hem buradakilerin hepsi mi küçük ceritli? Hepsi küçük cerit. Sen telefon alayım, yatırayım. Yok, ben izin alarak şey diyorum, söyledim ona ablasa. Şimdi şey, bu çadırları... Beş çadırımız var. Beş çadır. Bunları kim bırakmıştı diye mi söyledin? Elif Ana'nın çadırı diye bıraktılar. Elif Ana'nın filmi çekildi burada. Elif Ana'nın filmi çekildi dediler. Çadırlar evet. Da sizin olsun dediler. Beş tane çadırı da size bırakıp öyle gittiler. He. Allah hayırlarını kabul etsin. Siz de güle güle kullanın. O güzel bir Elif anamızdı. He. Hepsi, şunlar da aynı şey. Ne kadar oldu burada onlar ayrılalı? Çadırda. Onlar ayrılalı ha. 3 gün mü oldu, 4 gün mü oldu? 3-4 gün. 2 gün mü oldu? Allah Allah. Ha, geldiler. Doğru 2 gün oldu. Vallahi biz bilseydik biz de gelirdik buraya ha. İyi, gelecek her sene. Bak herkes terk etti. Allah razı olsun ki ablamız terk etmemiş işte. Ne güzel. Gündem Olakopan'ın arkadaşlar. Şimdi tabii abimizi de rahatsız etmeyek. Ablam şey bir açabilir misin? Rica etsem peynirin üstünü. Bak peyniri ablamız yapmış. Peynir bu şekilde yapılıyor. Böyle aynı yaşantıyı bir zamanlar biz de yaşadık tabii. Allah bu ablalarımız da razı olsun. İyi ki bu nesli devam ettiriyorlar. Çok güzel. Teşekkürler ablam size de. Sağ ol, Allah razı olsun. Bak iki gün önce Elif Ana'nın filmi buradan çekilmiş. Ama bizim tabii burada haberimiz olmadı. Ne kadar kilosu ne kadar ablam? 100. 100. Yok şu an işte alacağız ama şu an fiyat da çok yüksek. Neden yükseldi bu kadar ya bu fiyat? Her şey yüksek. Ama şimdi bak o dağda su dağda Allah razı olsun ama 100 lira. Evet evet hizmet çok hizmet çok ama tabii bizim de kazancımız 100 lira peynir alıp yiyecek kadar durumda değil yani. Ha, alırız tabii biz de alacağız. Mecbur artık alınacak başka çare yok. Hadi size iyi günler ablam. Şimdi Gündem Olakopan Gündem Olakopan seyircilerine size bir Olakopan'a hoş geldiniz. Şimdi burası Umutlu yaylacıların olduğu bir bölge. Cerit ve Umut'un arasında kalan Elbistan'a 65-70 kilometre, Nur'a 30 kilometre bir bölgedeyiz. Büyük bir dağın arasında Ayranpınar dediğimiz bölgedeyiz. Böyle komşularımız Nurak ve Küçük Cerit'ten gelen yaylacılar. Aynı zamanda yani yerli turist uğrak yeridir. Böyle bugün cumartesi olmasına rağmen biraz da bugün biraz hava yani ne sıcak ne soğuk ama serin bir hava. Onun için normalde burada bayağı bir araba park yeri oluyor, şey park oluyor. Ama bugün bu kadar var. Benim de misafirlerim vardı, onları getirdim. Ben kendim de İstanbul'da geldim. Bu videoları size ulaştırmak için bugün işimi bıraktım. Size bunları hazırlamaya çalıştım. Ve Gündem Olakopan'ın arkadaşlarına da yardımcı olmak için
rica ettiler. Bize böyle gidip bu bölgede bir çekim yapabilir misin? Biz de bir arkadaşla, kameracı arkadaşımızla beraber geldik. Bu bölgede böyle bir çekim yapalım, size ulaştıralım. Tabii daha önce burada yaşayan insanlar var. Onların özlemini gidermek için bu videoyu çekiyoruz. Ama az önceki videomda paylaştığım gibi sizden ricam bol paylaşım, bol beğeni ve abone olmaya da çalışın ki bu videolar size ulaşmaya devam etsin. Ne kadar çok ulaşın. Bak şöyle çiçek bahçesi dedi. Bu organik, kendilerinde olan bir çiçekler. Ama bir tatilci arkadaşımız hem gelmiş hem tavuklarını getirmiş. Tavuklarını da beraber getirmiş. Hem tavuklarını bir tatil yaptırıyor hem kendisi tatil yapıyor. Şöyle çiçekler gördüğünüz gibi. Lütfen beğeni ve paylaşım. Gunde Mole Kopan'ı takip etmeye devam edin. Şöyle yaylacıları tabi kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Aslında bakalım bir oydur. Yaylacıların olduğu yer. Güzel bir manzara. Aylas nerede? He? Batman nerede? O ne yapıyorsun la? Maşallah. Eyvallah. Burada yazın yaylacıların geldiği bir yer. Daha önce burada 50-60 tane ev vardı. Herkes göçe zorlandı. Şu an sadece tekrar göç başladı ama artık giden bir daha gelmiyor. Şehirleşti. Şu an işte yaylacılar geliyor. Çevre illerde, çevre köylerde. Yani buranın yerlisi değil. Tabii eski yerlisi gitti, daha dönüş yok. Böyle hep yazın yaylacıların uğrak yeri yani. Burada büyük bir değerli su var. Soğuk bir su. Bu bazı yeni evler var. Bu Avrupa'da gelip de oturanlar yazın gelip 3 ay kalıp gidiyorlar. Yeni evler yapıldı. Bu yeni evler eski oturanların evleri. Ayran Pınarı dediğimiz yer 15-20 metre su ayran şeklinde akar. Daha sonra normal suya döner. Burası yaylacıların olduğu yer. Yaylacılar yaşar burada. Cerit ve Nurak bölgesinde genelde buraya göç gelir. Güzel bir ormanın içi, hava mükemmel. Yani tabii parası olan için, hayvancılıkla uğraşan için.
şöyle güzel bir dağdan manzaralar. Burada sizden ricam, Gunde Molekopan'ı takip edin. Zaman zaman şöyle güzel videolar size çekeceğiz. Ama paylaşım ve desteğinizi bekliyorum. Beğenip ve abone olun. Ne kadar çok abone, ne kadar çok beğeni, bu videoların daha fazla size ulaşım demektir. Ulaşması demektir. Onun bir şeyi yok yani. Bunun sadece seyredip geçmekle olmuyor. Bunun bir geliri yok. Ne kadar çok beğeni, o kadar bu Gunde Molekopan'ın yöneticilerine ve çalışanlarına yardımcı oluyoruz. Onlar da bu yayınları hazırlayıp size yetiştirmeye çalışıyorlar. Sizden ricam bol bir paylaşım. Bu paylaşımı da sizden rica ediyorum. Bakalım ne kadar ricadan ziyade ne kadar çok paylaşım olacak. Onu inşallah ki önümüzdeki günlerde göreceğim. Eğer bu beğeni, rekor bir beğeni gelirse daha çok videolar size yetiştirmeye çalışacağım. Ama iyi bir beğeni gelmese bu son videomuz olabilir yani. Ama size güveniyorum. Bu beğeni ve paylaşıma fazla olacağını inanıyorum ve güveniyorum. Şimdiden iyi seyirler. Tekrar merhaba Gunde Molekopan arkadaşlar ve seyircileri. Şöyle bir uzunca bir çadır. Tabi bu hayvanların yani küçük hayvanlar, hasta hayvanlar burada yaşıyor. Mesela bir tanesi gidiyor, hayvanın biri mesela şu an gerçekten can çekişe çekişe gidiyor. Bir de kuzusu var. Hasta belli. Şu an kuzusu emdirmeye çalışıyor ama tabii hayvan rahatsız olduğu için izin vermedi. Şöyle güzel bir manzara diyeyim ben size. Kusura bakma, zaman zaman biz de takılıyoruz. Tabii duygusallanıyoruz, duygusallaşıyoruz. Daha önceki yaşantıyı yaşadık ama o yaşantı daha felaket bir, rezil bir yaşantıydı. Şu anki yaşantı tabii daha modern bir yaşantı diyeyim. Yani yayılacılık diyeyim. Burada çok arkadaşlar geliyor, çekim yapmaya çalışıyor, izin alıyorlar. Buradaki arkadaşlar da tabii ister istemez belli bir müddet sonra onlar da rahatsız oluyor. Çadırlarda yatan çobanlar var. Az önce girdik bir çadıra. Çoban yatıyor. Biz de tabii sessiz bir çekim yapmaya çalıştık. Gönül ister ki daha bir güzel çekim size sunayım. Ama çoban yattığı için kısık bir sesten size çekim gerçekleştirmeye çalıştık. Bak şurada bir arkadaşlar da geri bir izin alıyorlar çekim yapabilmeleri için. Şöyle tatilcilerimiz